Tarihinden bahsedebilir misiniz? Biraz ablamızla konuşalım. Tahminen 250 yıllık diyorlar. Daha da fazla. Yani fazla 300-350 yıllık vardır tahminen. Evet. Babalardan hep gelme. Gelmiş. Soy ismi de değirmenci. Ha, evet. Yani meslek soy meslek de aynı, de... soy isim de aynı. Evet. Değirmenci. Peki, neler yapıyorsunuz burada? Çalışıyor mu makineler? Hala aktif, günlük, taze, organik, ilaç yok, katkı yok, doğal. Her şey doğal. Evet. Biraz çeşitlerden bahsedebilir misiniz abla bize? Bahsedelim. Kara kılçığımız var, Mardin'den geliyor. CS'imiz var, Mardin'den. Hakikisi. Evet. Nohutunumuz var, bildiğimiz eri nohutun unu şu. Peki burada mı öğütüyorsunuz? Hepsi bunları? Burada. Hepsi burada. Mısır unumuz var arkada. Şurada. Mısır unlarımız var. Tam buğday unlarımız var. Kara un. Kiloluk var. 10 kiloluk, 5 kilo, 2 kiloluk. Peki burada çıkan buğdaylar ne tür oluyor? Burada buraya gelince baştan yıkanıyor. Kurutuluyor. Ondan sonra ilacı pisliği gittikten sonra dökülüyor, öğütülüyor. Hiç el değmeden. Orada şeylerimiz var, çivilerimiz var çuvala. Hiç el kullanmıyoruz. Kürekli. Çuvala doluyor. Poşetli hep hemen tezgaha. Peki günde ne kadar? Şimdi günde bazen sabahlıyoruz. Bir ton oluyor, iki ton oluyor. 300 olur, 500 olur. Yani müşterilerimize göre işte fazla sipariş oluyor. Ama her gün günlük yapmaya çalışıyoruz. Her gün günlük. Peki böyle... Ablalar köyde mesela şey yapıyorlar evde. Siesten kuskusumuz var, eriştemiz var. Evet. Tarhanamız, her şeyimiz mevcut. Peki bölgede bundan başka eski böyle değirmenlerimiz var mı? Su değirmeni değil mi bu bir de? Trakya bölgesinde hala aktif olan yok. Kırılmış, dökülmüş, suyu bitmiş. Suyla çalışıyor mesela bu. Aktif olan yok. Sade bu. Anladım. Su değirmeni. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Her zaman. Az geldi. Çok güzel yazımız. Evet. Neler yapıyorsunuz? Neler? Makarna yaparız. Tarhana yaparız. Kahvaltılık, salçalarımız, domates sularımız olur. Her şey yaparız. Evet. Nasıl oluyor peki burada düğünler, kınalar? Düğünlerimiz çok güzel. Kınalarımız çok güzel. Eğlenceli, güzel. Çok güzel, eğlenceli olur yani. Peki biraz köyün tarihinden bahsedebilir misiniz? Büyükleriniz nereden, ne zaman gelmiş hiç anlattılar mı? Soruyacağım. Yok, daha önce konuşmuştuk biz. Biraz Selanik, oğlum, biraz Makedonya. Oğlum, babalarımız Selanik'ten gelmiş. Evet. Onlar Karaca olca bilir, bizlere öğretmediler. Annem de konuşmadı. Kaç yılında gelmişler? Oğlum şimdi 33. 33'te gelmişler buralara. Ama onlar... Konuşmuşlar. Bizim evde konuşulmadı. Biz de öğrenmedik. Anladım. Ama kendileri çok bilir. Anladım. Tıkır tıkır Karacaoğlu'ca konuşurdular. İstanbul'dan da bir gelininiz var sanırım. Var. Evet. Bayrampaşa'dan var. Bizim semtten. Siz anlatır mısınız? Nasıl oldu? Valla 15 sene oldu geldim. Evet. Güzel, seviyorum burasını. Alıştım. Komşularım var, arkadaşlarım var. Bir yapıyoruz hep beraber. Toplanıyoruz. Bir gün ona makarna, bir gün bize makarna.
salçamızı, domates suyumuzu, her şeyimizi yapıyoruz. Güzel, ben çok seviyorum burayı. Benim teyzem burada ev tuttu, İstanbul'dan geldi. Gelenler çok tabii. Çok seviyorlar çok burayı. Çok güzel bir yer, suyu bol. Evet. Ferah, ev tuttu yeşil. Burada kendisi, İstanbul'da oturuyor. Şimdi burada oturuyor mesela yazın. Evet. Kışında gidip gelecek. Güzel, seviyorum ben burayı. Anladım. Alıştım. Anladım. Güzel. Peki bu ablamıza da uzatalım. Abla siz neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedin bakayım kendinize. Vallahi biz şimdilik önce kış hazırlıkları yapıyoruz. Anladım. Neler hazırlıyorsunuz? Makarna şu an, salça yapıyorum. Evet, makarna yapıyor. Taranalar yapıyorlar. Kahvaltılıklar hazırlıyorlar. İşte kimisi biber kuruturu, kimisi domates kuruturu. Peki abla burada mı ekiyorsunuz onları yoksa direkt çiftçiden mi alıyorsunuz? Ya eken de var. Komşumuz eker, komşumuzdan, akrabalarımızdan. Bazen buraya şeyler geliyor, satıcılar geliyor. Onlardan alıyoruz. Hani bahçelerimiz yok o kadar. Pek anladım. Şimdiki nesil yani eskisiye göre değil, çalışkan değil yani açıkçası oraya doğru. Evet. Yani öyle oradan alıyoruz, onlardan anladım. Yapıyoruz. Güçümüzün el verdiği kadar. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu kaynarcada, çok iyiyiz. Memnunuz. Serdar Başkanımızdan ele ele. Hani bugüne kadar gelmiş geçmiş. Hem genç hem dinamik. Başarılı bir adam. Evet. Memnunuz. Ben bir de Zafer Bayramı için bir şey söyleyeceğim. Hani bayramı kim sahiplenirse zafer onundur. Bazı zaferler var, ilelebet sonsuza dek kutlanır. Bunu biz Serdar Başkan'la daha iyi günlerde, daha her zaman kutlayacağız. Hani memnunuz. Birçok hizmet de getirmiş. Tabii her şey olsun, çok diğer... kısa, çok kısa bir zamanda. Hani yıllardan 1954 belediyesi bizim burası. Hani o zamandan beri hasret kaldığımız bazı şeyleri en çoğunu Serdar Başkan getirdi bize. PTT getirdi, bankamatikler getirdi, eczane getirdi. Hani barış getirdi Kaynarca'ya, barış getirdi yani. Herkes memnun. Memnun olmadım diyen insan yalan söyler bence. Anladım. Bu kadar yani. Çok teşekkür çok, ederiz. Ben akşam de teşekkür ederim. Festivale geliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Enendeyiz. Enendeyiz, enende. Sağ olun. Teşekkür. Kelime sizden de alalım. Biz de yazın genelde Lüleburgaz'da oturuyorum ama yazın genelde burada geçiriyoruz. Evet. Suları çok güzel. Serdar Başkan sayesinde daha da ünlendi. Evet. Misafirlerimiz bol. Herkesi buraya bekliyoruz. Anladım. Evet, mutluyuz. Ben aslında Serdar Başkan'ı sormadım size ama siz kendiniz söylediniz. Çok, gerçekten çok mutluyuz. Evet, başkanımızın sayesinde bu köyümüz güzel. Evet, onun başkanımız da güzel. Sayesinde oldu yani, bütün güzellikler. Her şey, bütün güzellikler onunla oldu. Misafir çok. Arkasındayız da. Evet, her zaman arkasındayız. Evet, 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 her zaman arkasındayız başkanımızın. Çalışanla, çalışanın yanındayız. Evet. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Akşam festivale geliyor musunuz? Evet. İşte gidiyoruz bak. Oo, ben İzmit'ten geldim. Oo ne güzel. Evet. Neler yapıyorsunuz? Geldim. Nasıl geçiyor günleriniz? Çok güzel. Biz yaşlıyız artık. Günlerimiz çok güzel. Gezeriz. Yer içer. Evet. Keyfimize bakarız. Oo ne güzel o zaman. Vallahi. Gençler yapar, biz evet. Yiyoruz. O zaman Allah keyfinizi bozmasın diyoruz. Amin. Akşam amin. Festivalde görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Başkanımız Kastenoğlu yapar bu festivalı bize. Evet. Evvel yoktu. Oo çok çok. Az biraz değil. Çok çok memnunuz. Ne söylersek onu yapar. Gerçekten cennet gibi yapmış burayı. Ya. Cennet, cennet. Evet. Değerli çok güzel. Evet. Herhalde çok güzel. Sağ olun. Genç başkanımız, bilgili başkanımız. Annem yemekleri söylesene hangiler en çok? Evet. Ne? Neyi hangi söyle? Hangi yemekler? Kapamalı, kuru fasulye başka aklınıza gelmedi. Annemin yemekleri mi? Aa, hepsi güzel. Niçin kapamada güzel, kuru fasulye güzel, karnı yarık güzel. Hepsi güzel. Patatesli köfte güzel. Turşularımız çok güzel. Evet. O zaman ben yarın size bir tane geleneksel türkülerimizden bir tane onu bilemeyiz. Söyleteyim. Onları bilmeyiz. Tamam o zaman. Çok doğru. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Misafir olduk buraya. Güzel bir festivaliniz var. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi başkanımızdan çok memnunuz. Çok memnunuz. Vallahi çok, çok memnunuz. Kaynarca çok çok. Kaynarca bugüne kadar kimse tanımıyordu. Sağ olsun Serdar Bey'in sayesinde tanındı. Gerçekten kime sorsak gerçekten başkandan öyle. Çok memnun. Allah evet. Razı olsun. Kaynarca'nın sularıyla meşhurdu. Bugüne kadar kimse farkında değildi. Tüm Türkiye yurda tanıttı gerçekten. Gerçekten iyi ki de içimizden bir evladımız çıktı. Gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah yolunu açık eder inşallah. Oh!
Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milliyeti, kahret vatan düşmanın çeksin o menzilleti, kahret vatan düşmanın çeksin o menzilleti. Değerli milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli il genel meclis üyelerim, çok değerli muhtarlarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın emekçisi arkadaşlarım ve Bulgaristan'dan bizleri kırmayarak su festivalimize katılan çok değerli misafirlerim. Ayrıca ülkemizin birçok yerinden bugün bizlerle buluşan çok değerli misafirlerim, öncelikle hepinizi geleneksel Kaynarca Su Festivali'ne geldiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli Kaynarcalılar, değerli misafirler, Kaynarcamızın milattan önce 6-7 binli yıllara dayanan çok eski bir tarihi var. Bizler de görev süremiz içerisinde Kaynarca'nın bu eşsiz tarihini gün yüzüne çıkarmak, Kaynarca'nın tarihi dokusunu anlatmak, Kaynarca'nın doğal yapısını korumak ve Kaynarca'nın geleceğini planlamak için birçok projeler gerçekleştirdik. Bu projelerden en önemlisi de sizlerle birlikte biraz sonra gerçekleştirecek olduğumuz su festivaliydi. Kaynarca'nın milattan önce 7000 yıllara dayanan çok eski bir tarihi var. 1110 yıllık eşsiz bir kilisesi, Rumlardan kalma ve Trakya'da çalışan tek taşlı değirmeni, Neolitik dönemden kalan mağaraları ve eşsiz güzellikteki su kaynaklarıyla Kaynarca bölgemizin ve ülkemizin en güzel yerlerinden birisi. Ben de bu güzel beldede gönlü, kalbi Mustafa Kemal Atatürk diye çarpan değerli Kaynarca halkına hizmet vermekten dolayı onur ve gurur duyuyorum. Değerli misafirler, değerli Kaynarca hemşerilerim, bölgemiz taş ocaklarıyla, maden ocaklarıyla bir tehdit altındadır. Su festivalini yapmamızdaki amaç da suyun önemini, toprağın önemini, çevrenin önemini halkımıza bir nebze olsun daha fazla hissettirmektir. Bugün birbirinden değerli misafirleri, birbirinden değerli konukları, aynı zamanda Kaynarca'mızın çok değerli halkını bir arada görmek bizleri onurlandırmıştır. Sizlerin huzurunda festivalimize katılan ya da katılamayan tüm herkese, değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Kaynarca'mızı sürekli geliştirmek için projeler üretiyoruz. Ve projeleri üretmek için ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk dönemde görev süremiz içerisinde meclis üyelerimize, personelime ve şu an görev yaptığım çok değerli meclis üyesi arkadaşlarıma, muhtarlarıma, belediye personelime huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Başarılar birlik beraberlikten geçiyor. Başarılar ekip işidir. Ben huzurlarınızda meclis üyelerime, muhtarlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ikinci, bölgemizde de birinci önemli derecede bir toprak zaferi kazandık. Bu toprak zaferi özellikle Kaynarca halkının topraklarını, sularını korumak için verdiği amansız bir mücadeleye tanık oldu. Hem Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nden hem de Danıştay'dan zaferle ayrılarak Kaynarca'nın taşını, toprağını kimseye kaptırmayız. Kaynarca bizim namusumuzdur, Kaynarca bizim şerefimizdir dedik ve tarihe geçecek toprak zaferini Kaynarca halkıyla birlikte kazandık. Ben huzurlarınızda tüm halkıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de su festivalimizin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Su festivalimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mehter başı, hey hey! Merhaba, ey veteran! Merhaba, mehter başı! Davet-i selader fasıca sumayı peşin. As!
Haydi. Ya! Thank you.
Düşman tuğlu
sancak rahat. Bas. Ay. Ya. Thank you.
gelir. Sağdan sola, soldan sola, salla bayrağı.
çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Kaynarca Belediye Başkanımız Sayın Sezat Türker Beyefendi'ye teşekkür ediyor. Onun izinde tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepiciniz hoş geldiniz beya diyorum. Yamaçtır yerleşim, soğuktur suyu. Dillerden düşmüyor tarihler boyu. Şimdi bir beldedir Kaynarca Köyü. Güzel Trakya'mın güzel incisi. Kaynarca deyince kuru fasulye namını duyurdu bütün bölgeye. Buradan selam yollar sana Türkiye, güzel Trakya'mın güzel incisi. Evladı Fatih Han Tuna'dan geliyor, oradan Yediköy'e hayat veriyor. Geçtiği toprağın yüzü gülüyor, güzel Trakya'mın güzel incisi. Kayalar içinden bir su kaynıyor, o kaynayan suda balıklar oynuyor. Serin sularıyla ova suluyor, güzel Trakya'mın güzel incisi. 1369 yılından beri ben Türk'üm diyenin mukaddes yeri. İlini sorarsan bil Kırklareli, güzel Trakya'mın güzel incisi. Kaynarca'yı gören herkes mest oluyor. İnsanı yiğittir, herkesle dost oluyor. Meşe ormanların gölgesi post oluyor, güzel Trakya'mın güzel incisi. Su ovaya gitsin, kanal kazılır. Bir vali yüzünden tarih kara yazılır. Değirmenler işte o gün bozulur, güzel Trakya'mın güzel incisi. Kaynarca Pınarı bir Tuna kızı. Salınarak akar, mest eder bizi. Pınarlar sarı lira, gerdanda dizi. Güzel Trakya'mın güzel incisi. Toprak ana cömert, verir sınırsız. Ergene'ye doğru akar kusursuz. Bah bahçe kurt kuşu bırakmaz susuz. Güzel Trakya'mın güzel incisi. Avrupa'ya bağlar yolları bizi. Yol boyu köyleri hep dizi dizi. Dünyaya duyurur kırklar elimizi. Güzel Trakya'mın güzel incisi. Dünyada rastlanmaz böyle bir yere. Yolunuz düşerse gelin bir kere. Halkı minnettardır Sayın Başkan Türker'e, güzel Trakya'mın güzel incisi. Ben Şaban Aktay'ım, selam halkıma. Baharda üzümler döner salkıma. Dönüp de baktırır beni ardıma, güzel Trakya'mın güzel incisi. Saygılar, teşekkür ederim. Evet, değerli misafirler, değerli Kaynarcalı hemşerilerim, Şaban Aktay Bey'e ben de sizlerden güzel bir alkış rica edeceğim. Bu şiiri ilk dinlediğimizde 2017 yılıydı. Sosyal medyada Recep Bey'in de ifade ettiği gibi kısa süre içerisinde 70 bin, daha sonra da 90 bin kişi tarafından dinlendi. Kaynarcamızın eşsiz güzelliklerini ne kadar anlatsak, ne kadar tanıtsak azdır. Şaban Aktay Bey de duygularımıza tercüman oldu. Bizim için de sanat ve sanatçı çok önemli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Kültürler yaşadıkça güzeldir, yaşadıkça güzeldir. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık yanıyorum.
Şanım, kaynarca eller tempo. Bir bakışla yaktın beni, bir bakışla. Kızlar oynamaz oldu, kaynarcalı kızlar oynamaz oldu. Yandan Halimem yandan, severim seni candan, seversen candan, ayrı gel anandan. Yandan Halimem yandan, severim seni candan, seversen candan. Sen al, hazır mı? Şimdi siz arabaya sen bin, paytona ben, anasını sen al, kızını da ben.
yapamaz. Oğlanın annesi börek yapamaz. Yazık olsun oğlana, karı bakamaz. Ay oğlan oğlan, o var da şoban. Yazık olsun oğlana, karı bakamaz. Ay oğlan oğlan. Eller görün şimdi. Arabaya sen bin, paytona ben. Anasını sen al, kızını da ben. Arabaya sen bin, paytona ben. Anasını sen al, kızını da ben. Bin çoraplar ayağına oldu bu, mendili eline. Mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış. Aman bre şarabı yapma. Muzaffer abiye, hanımefendisine, Ayşe Hanım'a gelsin. İnce giyinim ince pembe yakışır gence. İnce giyinim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor kaynarcalı görünce. İnsan bir hoş oluyor kaynarcalı görünce. Oy sen yana benle yana. Oy sen yana benle yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yal yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yal yana. Derelerin çakılı nereden aldın akı? Derelerin çakılı nereden aldın akı? Döne döne oynuyor ağabeyimin çakılı. Döne döne oynuyor ağabeyimin çakılı. Çıkarsınlar yal yana, ikimizin resmini çıkarsınlar yal yana. O itine kara tire, o itine kara tire. Odur yar götüren, odur yar götüren. Git yarim gelme, git yarim gelme. Budur beni şimdi beraber. Kumrala güzelim ama yandım valla. Kumrala güzelim ama yandım valla. Seversen mektup yolla. Sevmeversen aman ne şahıyım var.
şeyin, şefaatmış şeyin seni duvara aşığıyım. Şefaatmış şeyin seni. Kaynarca beraber. Yanıldım yâre, yâre dişâre. Ben bulamadım şefuma çare. Yanıldım yâre, yâre dişâre. Ben bulamadım. Evet, şöyle protokolü ön tarafta bayanlar baylar lütfen sizleri de alalım. Hadi lütfen. Rica ediyorum sayın başkanlar lütfen. Eş bulamadım, kara kaşlı şefoya eş bulamadım. Uyandım yâre, yâre biçare. Ben bulamadım şefoma çare. Yanıldım yâre, yâre biçare. Ben bulamadım. Kaynarca eller tempo. Sever taşa akor Mustafa Kemal Paşa şinesiz adın yazılacak bir daha şinesiz duyamıyorum yaş adın yazılacak bir sever taşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak bir sever taşa. Kınarcılı hemşerilerim, çok değerli misafirler, öncelikle 4. geleneksel Kaynarca Su Festivali'ne geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu alkışları her zaman ifade ettiğim gibi sizler hak ediyorsunuz. Bizim tek görevimiz sizlere hizmet etmek, sizler için projeler üretmek, sizler için çalışmak. Kaynarca'nın milattan önce yaklaşık 7-8 bin yıllara dayanan eşsiz bir tarihi var. Biz de su festivalini planlarken meclis üyesi arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla ve değerli Kaynarca halkıyla Kaynarca'nın bu eşsiz tarihini, Kaynarca'nın doğal güzelliklerini hem ülkemizde hem dünya ile paylaşalım. Bu güzellikleri koruyalım. Bunu amaçlamıştık. Kaynarca'mız 1110 yıllık Bizans döneminden kalan kilisesiyle, 250 yıllık Rumlardan kalan ve Trakya'da çalışan tek taş su değirmeniyle, Neolitik dönemden kalan mağaralarıyla ve eşsiz su kaynaklarıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin incisi. Ben Kaynarca'mın değerli halkına hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Değerli misafirler, sevgili Kaynarcalılar, bugün çok gururluyuz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla kurmuş olduğu cumhuriyetimizi yaşatmak için vermiş oldukları mücadelenin en önemli temel taşı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı hepimize kutlu olsun. Ne yaparsak yapalım, ne kadar çalışırsak çalışalım, huzur içerisinde, barış içerisinde, özgür biçimde yaşıyorsak bunu en başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize borçluyuz.
Ne yaparlarsa yapsınlar, Mustafa Kemal Atatürk sevgisini kalbimizden sökemezler. Bu akşam Kaynarca yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Saat 17'de başlayan açılış korteji ve sizlerle birlikte devam eden festivalimiz yarın da çok büyük coşkuyla devam edecek. Ben festivalimize katkı sunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu festivallerin gerçekleşmesi gerçekten kolay değil. Huzurlarınızda festivalimize katkı sunan tüm sponsorlarımıza, tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak aramızda bulunan değerli milletvekilim Mecdi Gündoğdu Bey'e de özel bir alkış rica ediyorum. Evet, değerli hemşehrilerim, festivalimiz yarın da yoğun programla devam edecek. Sizleri yarın hem gündüz hem akşam programlarında tekrar görmek istiyoruz. Rumeli Beyo'da gerçekten Balkan kültürü için, Rumeli kültürü için çok önemli bir sanatçı. Bizleri kırmadı, tekrar bizlerle birlikte oldu. Rumeli Beyo'da teşekkür ediyorum. Kendisine ve saz arkadaşlarına da özel bir alkış rica ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sevgili hemşehrilerim, öncelikle hakikaten bu akşam Kaynarca'ya baktığımda çağdaşlığı görüyorum, modernliği görüyorum, zincirlerini kırmış bir Kaynarca'yı görüyorum. Ama en önemlisi 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorum burada. Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ve bu akşam sevgili Rumeli Bey diyordu ki buradan yapacağınız alkış, buradan sesleniniz Kırklareli'ye kadar, Pınarhisar'a kadar, Edirne'ye kadar gidecek. Ama ben baktığımda Kırklareli burada, Pınarhisar'da burada ve Edirne'den de birçok gelen var. O yüzden de başkanımı bir kez daha kutluyorum. Çünkü tamamen Türkiye'deki festivallerin en güzellerinden birini yaratmış. Sevgili hemşehrilerim, bundan tam 97 yıl önce bugün zincirlerimizi kırdığımız gündü. Çağdaşlığa ilk adımı attığımız gündü. Modernle ilk adımımızı attığımız gündü. Ve laik çağdaş bir memleket, laik çağdaş modern bir ülke yaratmak için tam 97 yıl önce bugün düşmanı ülkemizden kovduğumuz gündü. Ben buradan bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla bir kez daha anıyor ve onların önünde saygıyla eğiliyor. Tayfun Okan Çobancık, Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkanıyım ben. Kaynarca'ya biraz uzak bir köydenim. Kırklareli Karıncak Köyü'ndenim. Yani Kaynarca ile kapı komşuyuz biz. Evet. Çocukluğumuzdan beri Kaynarca ile ilişkilerimiz yakındı. Eskiden köyümüzde Pınarhisar'a bağlıydı biliyorsunuz. Kaynarca, açık söylemek gerekirse Serdar Başkanımızın göreve geldiği günden bugüne kadar reyting kırdırabilir miyiz? Nasıl? Reyting kırdırabilir miyiz hizmetlerde? Gerçekten reyting kırdı. Bu bir gönül meselesi. Belediyecilik gerçekten özveri gerektiren, 24 saat çalışma gerektiren bir görev. Açılmayan kapıları açmak. En büyük Molière'in dediği gibi olmayan bir parayla, olmayan bütçelerle bunları yapabilmek çok daha büyük başarı bence. Bu başarı aslında bu en son yerel seçimlerde farklı bir teklif getirmeme neden oldu başkanımıza ama başkanımız bir dönem daha Kırklareli'de, Kaynarca'da görev yapmayı istedi. İnşallah bu dönemi de bitirdikten sonra başkanımızı daha yukarılarda görmek için biz elimizden geleni yapacağız.
Başarı her yerde karşılık buluyor. Evet, inşallah kendisi de bu mutluluğunu devam ettirir. Hizmet azminden vazgeçmez ki ikinci döneminde de bunu gösteriyor. Kaynarca halkının dışında tahmin ediyorum birçok misafirleri gördük. Evet. Kırklareli arkasında görüyorum Serdar Başkan'ın. Evet. Şimdi meslek hayatımda ben Almanlarla çalışmıştım, Alman Tarım Bakanlığı adına. Onlar hep yapılanların duyurulmasını bize öğretmişlerdi. Serdar Başkanım da aynı mantıkta. Yaptıklarını da duyurma konusunda çok başarılı. Bu hizmetlerin çevre belediyelerimize, hem Cumhuriyet Halk Partili hem de diğer partilerden belediyelerimize örnek teşkil ediyor. Bir misyon üstlenmiş durumda. Bu misyon kendisine daha büyük başarıların kapılarını açıyor diye düşünüyorum. Bir dahaki yerel seçimlerde daha güzel yerlerde göreceğimize inanıyorum. Bugün muhteşem kortejdeydiniz. Evet. Ve ardından o güzelim halk oyunlarımız. Evet, gerçekten çok güzel bir program yapılmış. Trabzon yöresi halk oyunları, evet. Ve gerek bizim bunlara sağlık yöresi ekipleri, evet. Ve misafir Bulgaristan'dan gelen ekiplerimiz. Şu anda da bu akşam start aldı. Güzel bir şiir okudu. Evet. Ve Beyoğlu sahnede şu anda. Arkasından yine Kırklareli bir sanatçı sahne alacak. Evet. Malum. Yarın akşam da yine Faruk Rüstem Avcı, Arif Şentürk ve diğer sanatçılarımız Onur Akın. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Evet. Bu ülkeye katkıları özümsenemez. Yani özümsenemez. Serdar Başkan'la birlikte Kaynarca Halkı'na ve çalışanlarına neler söyleyecek son sözleriz? Tabii bu bir ekip işi, her zaman söylüyoruz. Hem örgüt, hem başkanımız, hem personeli kıt kaynaklarla ülkenin ekonomik durumunun bu kadar kötü olmasına rağmen hizmet vermeye devam ediyorlar. Ben aynı azimle çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. İnşallah daha güzel yerlerde de kendisini göreceğiz. Sizin de ilginize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Nerede ararsan orada. Çok teşekkür ediyorum. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Size teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir davetli olarak buraya katıldım bu akşam. Bugün için Pınarhisar'dan geldim. CHP meclis üyesiyim. Evet. Ama sabahtan yine Babeski ilçemizin Çavuşköy'ünde bugün bir zafer koşumuz vardı. Eşim ve ben bu etkinliğe katıldık. Bu nedenle bazı etkinliklere yetişemedik ama biter bitmez hemen burada aldık soluğu. Evet, Serdar Başkanım. Çok çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey kardeşimizi. Çok seviyoruz. Çalışmalarından mutlaka tabii ki onun arkasından biz de itelemeye çalışıyoruz yani. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim ben. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizleri bir tanıyalım. Nilüfer. Nilüfer Kuzum. Kaynarcalı mıyız? Evet. Peki bu güzel geceyi hazırlayan belediye başkanı, meclis üyelerine neler diyeceksiniz? Çok teşekkür ederiz. Kaynarcamızı çok güzel güzelleştirdi. Evet, onunla gurur duyuyoruz. Başarılığın devamı diliyoruz diyorsun. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Mis gibi. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler size de. Bir tanıyalım. Merhaba, adım Tayfun. Hemen arkasında Dilovurga Zatulköy. Peki daha önceki yıllar geldiniz mi festivale? Yok, ilk defa geliyorum ben. Nasıl buldunuz? Çok güzel bulduk. Hemen arkasında. Ne diyeceksiniz belediye başkanına? Belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği sunmak için. Öyle mahalle şenliği yapmıyoruz. Mahalle düğünü de yapmıyoruz. İnşallah bekliyoruz merakla. Size tanıyorum. Ben Şeyma Pozan. Zaten belediyenin karşısında oturuyorum. Başkanımızdan da çok memnunuz. Ben kendim de buralıyım zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sizleri bir tanıyalım. Şeyda'm ben. Nerede oturuyoruz? Burada Kırklareli'de oturuyorum. Merkezde. Öğrencisiniz. Evet. Memleket. Kırklareli'de burada. Evet. Peki. Baştan bu yana burada mısınız festivalde? Evet, 5'ten beri buradayız. Şimdi sanatçımız çıktı, sanatçımız çıkacak. Bu güzel günü hazırlayan, bu geceleri hazırlayan, festivali hazırlayan belediye başkanları neler diyeceksiniz? Vallahi teşekkür ederiz bunun için. Yani güzel bir akşam oldu Kaynarca'ya. Yani öyle. Biz de öğretim, eğitim, hayatta başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Adım Nurşah, Kaynarcalıyım. Buradan Serdar Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Her sene bunu gerçekleştiriyor. Kaynarca böyle bir şey görmemişti daha önce. Tekrar teşekkür ederim. Var bir havuç can.
inşallah oynarız. Ay. Teşekkürler ediyorum efendim. Tabii ki 30 Ağustos değil mi? Ama öyle güzel şeyler yapacağız ki inanamayacaksınız bu akşam. O yüzden de haydi bakalım bütün elleri görelim mi birazcık? Arka tarafı da görebilir miyim? Sadece bu kadar. Haydi bakalım beraber. Sizlerin olsun efendim. Ve tabii ki konserin başında benim bu yakışıklı adamlara kocaman bir alkış alabilir miyim? Blues of Rumeli ailesine de kocaman bir alkış gelsin. Bayraklar geldi. Bütün bayraklar olduysa hepsini yapacağız.
Bu gece gençleri de ben memnun edeceğim. Gençlerin sevdiği şarkılar da yapacağım. Şimdi, Cumhuriyet döneminde ben yaşasaydım, keşke o güzel mavi gözlü dev adama ben o güzel şarkıları okusaydım. Ben bir Selanik çocuğu olarak bu şarkıları söylemekle gurur duyuyorum. Benim dedemin dedesi Selanik göçmeni. O yüzden de haydi bakalım atamızın sevdiği en güzel şarkılar sizler için gelsin efendim. Bakalım beraber. Yerim sizi yerim. Alkışlar size gelsin. Kurban olur bu şeyler size. Bacılar da var. Helal olsun size. Thank you.
kazanımı değil, rakı parası. Alkışlar sizlerin olsun efendim. Sağ olun, merci, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yunanistan'dan gelen değerli misafirlerimiz varsa aramızda, onlara ne yapıyoruz? Sagapo, seni seviyorum yapıyoruz. Haydi bakalım. Alabilir miyim? Onlar bizim geleceğimiz. Bu gece çok değişik şeyler yapmaya çalıştık. 30 Ağustos'a yakışsın diye. Gençleri de araya soktuk böyle. Şahane şeyler gelecek. Bir de şimdi gençlerin en çok sevdiği şarkılardan bir tane söylemek istiyorum ben. Bir Sıla şarkısı yapalım mı? Bir Yan Benimle gelsin. Haydi bakalım. O güzel seslerinizi de duyalım buradan. Haydi. Thank you.
aşıklarımız. Harikasınız. Yalan sevinç ne o yalan idi. Harikasınız. Aklın tusundan dolandın. Kusuruma bakma, cesuruna geldi. Sabahın beşi kapına dayandı. Sadece bu kadar. Erbabın aşmadan. Harikasın Kaynarca. Adem yasakla. Harikasınız başkanım. Süpersiniz. Ateşte sözler susuyor şimdi. Uçurur zamanı, hele dur bakalım. Sırtımda uzun hırka gibi gece. Yar ellik etmez kaytanır hece. Hatıra oturma hoş kalmaz, halden anlamaz. Derya deniz düşünce. Gezdim seni sokak sokak. Daha büyük sesler duyabilir miyim? Sahneyle biraz uzağız değil mi biz? Böyle. Değil mi? Orkestraya uzaklar. Şu barikatı bir kaldırsak mı ya? Başkanım ya. Sırtımda uzun hırka gibi gece. Yar ellik etmez kaytanır hece. Hatıra oturmuş kalmaz, halden anlamaz. Derya deniz düşünce. Gezdim seni sokak sokak. Aşık olanlar belli. Gezdim seni sokak sokak. Bana yok hesap kitap. İçimde avuçlamaz. Yan 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 benimle. Uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme. Aman can cazım etme. Alkışlar size gelsin. Kendinize kocaman bir alkış yapın. Süpersiniz. Şimdi aslında bir dakika Yaşar abi. Bir dakika. Aslında çok eski bir şarkıydı. Ferdi Tayfur bilenler var değil mi? Bizim zamanımızda Susadım Çeşme'ye vardı. Biz onlarla büyüdük aslında. Son zamanlarda ne çıktı şarkı Ferdi Tayfur'un? Gençler bilir. Neyi adı? Helal olsun. Yine gençler bilemedi yahu. Haydi bakalım gençlere gelsin şimdi. Ha.
suçu dedin. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hazır mıyız arka taraf? Yüreğin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Haydi! Hop! Elleri görelim elleri! Ha. Harikasınız vallahi, helal olsun. Sınırdım. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hazır mıyız kaynarca? Yüreğin ince ince. Avrupa eşliğinde söyleyelim mi? Yüreğin ince ince, gözlerin, eller size. Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle. Söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Alkışlar size gelsin. Sağ olun, mersi, sağ olun, sağ olun. Bir tane de 90'lılar yapayım bari. Herkes bilir bu şarkıyı aslında. Kenan Doğulu seven var mı? Var mı? Sahne çok şeyde şöyle. Şu barikatı kaldırsak olmuyor mu acaba? Olur mu? Bir kandırdım yapalım mı size? Sevgilisini kandıran var mı? Hop 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 hop. Ber 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 ber. Bizimkiler çalmaya çok meraklı. Alkışlar gelsin onlara. Yerim onları, yerim. Kurban oldum. Özcanım, ver bana bir eminer. Peşinden aşk koşmadım ki, hak edeni görür Allah, mutluluk yakın, yarından yakın. Hazır mıyım? Peşinden az koşmadım ki, ele güne rezil oldum, az çeneler sarf etmedim ki. Akdeleri görür Allah, peşinden az koşmadım ki, ele güne rezil oldum, az çeneler sarf etmedim ki.
cephe. Hazır mıyız? Kandırdı. Helal. Kandırdım nasıl yani? Sonunda çıldın sözlerle. Kandırdım sonunda güzel gözlümü o yollarla. İçimden dışarıda altınım avunum belgim benim günüm beni tutmayan yeni güneşi benim var içim içimden dışarıda altınım avuldum ben mutluluk yakın yarından yakın ellerle beraber yapalım mı? Kandırdım nasıl yarın sonunda çıldım sözlerle kandırdım sonunda güzel gözümü oyunlarla kandırdım nasıl yarın sonunda çıldım sözlerle kandırdım helal olsun bak bak kandıranlara bak. Nasıl yani sonunda çıldın sözlerle kandırdım sonunda bir şey gözümü oyunlarla kandırdım nasıl yani sonunda çıldın sözlerle kandırdım sonunda bir şey gözümü oyunlarla kandırdım gönüle sebebime anıma yazmış bu kara yazı kader böyleymiş ağlarım başı gönüle canım yaşlar diken oldu yüzüme uyma dedim uydun eller sözüne anıma yaşamış bu kara yaşı kader böyle gönüle sebebime haydi son kez anıma yaşamış bu kara yaşı kader böyleymiş ağlarım başı gönüle sebebime ama neyle ne
Benim kalbim hep onlarla zaten. Ben hep diyorum ki ben sizin evinizin şarkıcısıyım. Ben sizin evinizin sarı kızıyım. O yüzden de hepinize öncelikle saygılar, sevgiler sunuyorum. Başkanım ve hanımefendi işlerine çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle değerli belediye çalışanları bize çok yardımcı oldular bugün. Onlara da kocaman bir alkış alabilir miyim? Ama en güzel, en kalpten alkışı da şu yakışıklı adamlara yapalım mı?